tamamen saf ve doğal tut ve cevizin İpek'te dövülerek yapılmasına elde ediliyor. Tutu ağaçlarda toplanıp sonra güneşte pişiyor, kurutuluyor. Sonra bunu tarihi değirmenimizde, Kemaliye'de, taş değirmende çektikten sonra tut unu meydana geliyor. Tut unuyla da Paris cevizi İpek'te 3000 veya 4000 kuruş arasında, 3000 arasında kuruşla İpek'te dövülerek meydana gelen kıvamını aldıktan sonra İpek olarak yapmak için önce kurutulmuş tutu un haline getiriyoruz. Şu şekilde un haline geliyor. Değirmenlerde öğütüyoruz. Değirmende öğütüldüğümüz tut ununu daha sonra dibeklere koyuyoruz. Miktarını ayarladıktan sonra cevizi içerisine kattıktan sonra dövmeye başlıyoruz. Yaklaşık bu 3000 veya 5000. 3000 ile 5000 kuruş arasında bu olmuş hale geliyor. Bu tamamen daha önceden beri de öyle hatırladığımız için. Şu anki Dök'ün yaptığı yerde Kemaliye eski medreselerinde birisiydi. Burayı kaymakamlık olarak onardık. İstanbul Ticaret Odası'nda büyük katkılarıyla tarihi bir medreseyi onardık. Dökhaneye çevirdik. Dökhane de Dök'ün yapıldığı yer var. Evet. Onun yanında değirmenin mezarı, tarihi taş değirmen, orası da restore edildi. Tut o taş değirmende çekiliyor, tut bunu oluyor. Tut bunu zamanında ülkede şeker kıtlığı çekildiği zamanlarda tut bunuyla çay, şeker yerine kullanırlar. Oradan şu an cevizle beraber tut bununu İpek'le döverek de döküp tutunur, görsün, görsün. Cevizle döverek. Çok tatlı, evet. Şeker niyetini şeker tatlılarda şeker, evet. Çay çirkin. Hocam bu da şu. Örlük tatlısı tut ve uzun değirmenlerden geçirmiş hali cevizle birlikte dibekle en az 3000 kere dövdükten sonra bakın şu hale geliyor. Kemaliye'den alabiliyorsunuz.